Selamünaleyküm hocalarım. Cümleten hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün daha yeni videoyu yayınlamamıştık. 26 günde DHPT'ye nasıl çalışılır, ne gibi süreçlere takip edebilirsiniz şeklinde. Ama ve lakin az önce Twitter'da gündeme bakarken DHPT, MBTS, işte Gökdel'in bazı sınavları daha ileri bir tarihe ertelendiğini gördüm. Tabii sizin açınızdan bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunları aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bana soracak olursanız ben bu durumu gayet olumlu ve güzel bir şekilde değerlendirebiliyorum. Çünkü niye diyecek olursanız, yani çalışanlar yorumlar yazıyorlar. Allah razı olsunlar, konuları bitirdik hocam. Biz üstüne denemelerimizi bu haftada bitiriyoruz. Bu haftada çalışıyoruz şeklinde gerçekten çok güzel mesajlar ve aşağıda yorumlar kısmında ben bunları çok sıkça görüyorum. Ama bazı hocalarımız da diyorlar ki ya hocam bir ay kaldı, 25 gün kaldı, 26 gün kaldı, hatta 28 gün kaldı hocam. Biz başlamadık bu DHPT serüvenine. Nasıl yapabiliriz gibi birçok arkadaşımız sorular soruyorlardı. İşte bu arkadaşlar için kesinlikle bu vakit dilimi fırsat arkadaşlar. Hemen şöyle bir soru alacağımı tahmin ediyorum. Bu DHPT sınavına peki ne zaman gireceğiz arkadaşlar? Bugünden başlamak itibariyle yılbaşından sonra Şubat'ta zor, Mart, Nisan gibi en erken DHPT sınavına vakit ayırabilir ÖSYM. Tabii ÖSYM'nin soruları her şeye hazırdır. Ondan yana şüphemiz yok ama işte bu korona ile mücadele kapsamında ya da koronanın nasıl bir yöntem izleyeceğini kimse bilmediği için en erken tarih Şubat'tan sonraya diyebiliyorum ama mesela MBTS sınavı normalde geçen yıl Nisan ayında mıydı, Mart ayında mıydı, Mayıs ayında mıydı tam hatırlamıyorum. Yıl sonuna atanmıştı ve bu yılda daha sonraki bir vakitlere atandı. Onun için her şeye hazırlıklı olmak lazım. Onun için her şeyi göz önünde bulundurup yarın olacak gibi DHPT'ye çalışmak lazım. Bu konuda DHPT'ye kampı düzenlemiştik biliyorsunuz birçoğunuz. Bununla alakalı da video yapmıştım. Bunu tekrardan yenilemeyi düşünüyorum. Katılmak isteyen arkadaşlar daha önce birçok arkadaşımızı geri çevirmiştik. Böyle yine bir DHPT kampı düzenlemeyi bir düşünüyorum. Tabi bunlar 2 aylık 2 aylık süreçler dahilinde olacak. Bilmiyorum 3 ay yapar mıyız, yapmaz mıyız, yaparsak ne gibi uzunlukta problemler olur onu bilmiyoruz ama şu anki 2 aylık sıkıştırılmış DHPT kampı içerisinde gayet herkes güzel verimler alabildi. Hatta isterseniz ben diğer arkadaşlara da söylerim. Bu videonun arkadaşlar DHPT kampına katılanlar bunun altına isterse yorum yazabilirler. Şu anki süreçte ne yapabiliriz, ne edebiliriz bilmiyorum. Ama sadece herkesten şunu istirham ediyorum. Yarın olacakmış gibi ya da ayın sonunda olacakmış gibi herkes sınavlarına çalışsın. DHPT kampımız da aynı şekilde yıl sonunda sınav olacakmış gibi programımızı aynı şekilde devam ediyoruz. Hiç kimse gevşeklik göstermeden, hiç kimse herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden aynı şekilde devam ediyorlar. Başka söyleyeceklerim aslında bundan ibaret. Hava da soğuk. Şu anda akşamı sabaha buraya kar yağar. Lojmanımızın arkası bu arada buralarda. Tam yan tarafım lojman. Daha şurayı da göstereyim mi? Burada çok güzel bir dağ var. Buralarda bizim lojmanımızın arkasında yer alan bölgeler. Kısaca toparlamak gerekirse hocalarım, bu serüveni bir fırsat olarak bilelim. Hazır evlerimize çıkamıyoruz. Yasaklar var. Bunalıma girmeden. Çünkü bunalıma giren kişiler genelde evde dört duvar arasında kalan kişiler oluyor. Biz dört duvar arasında kaldığımız süreçte ben sizin her zaman motivasyonlar ile yanınızda olmaya devam edeceğim. Bu süreçte her daim ilgilenecek bir şeyimiz olsun. Hobimiz yoksa hobi edinelim kendimize. Yani sınav da aslında bizim için bir hobi. Ben girdiğim hiçbir sınavı ya bu sınavı kazanayım da hayatımı kurtarayım şeklinde bakmadım. O benim için her zaman mesela üniversite okumalarım bile benim için her zaman bir hobi oldu. Siz de kendinize okumaları böyle hobi edinebilirseniz sizler için daha çok karlı bir süreç olabilir hocalarım. Bunu büyük ihtimal akşam vakti ne dinleyeceksiniz. Söyleyeceklerim bu kadar hocalarım. Allah'a emanet olun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kesinlikle çalışmayı baş şiarımız edinmekten aşağıya düşürmeyelim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.